Merhabalar canlarım. 24 Eylül 2024 Korekol güncelleme notları ile karşınızdayım. Korekol güncelleme notlarına kendim nasıl bakabilirim diyorsan bu videoyu izleyebilirsin. Videoya geçmeden önce Haki adlı şarkım çıkış yaptı ve sevgi dolu mesajlarınız beni çok mutlu etti. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde notları sunmak istiyorum. Bildiğim şeyleri uzun uzun anlatmayacağım ama notun tamamını ekranda yazacağım. Dileyenler durdurup okuyabilirler. Hazırsanız başlıyorum. İlk bölümde havuç havuç etkinliğinden bahsediliyor. 4 haftalığına oyun eklenmiş bildiğimiz tavşan avlama muhabbetleri. Dileyen canlarımız burada videoyu durdurup ekranı inceleyebilirler. Verdiği ödülleri kontrol edebilirler. Bu maddede A-set döngüsünün değiştiği yer alıyor. Bizim taraftaki aynı eşyalar gelmiş. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu maddede Rift etkinliğinin 4 haftalığına eklendiği yazmakta. Bizim tarafta da şu anda var zaten. Bu güncelleme notlarındaki en önemli maddeye geldik canlarım. Lunar War kısmi yenileme başlığına bakarsak eğer, Lunar War savaşı 30 dakika, rakip ırk baskın savaşı 30 dakika olarak değiştirildi. Bu gerçekten güzel bir haber. Ben bu güncellemenin bizim tarafa da geleceğini düşünüyorum ve birçok oyuncunun da en azından bir nebze de olsa mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu baskın özelliğinin geri gelmesini çok istiyorlardı. Korekoya şu anda yapımcı getirdi. Dediğim gibi ben bizim tarafa da bunun geleceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Biliyorsunuz bazı haritalarda savaş erken bitebiliyor. Lunar War haritalarında savaş erken biterse kalan süre düşman istila süresine ekleneceğinin bilgisi verilmiş. Örneğin Nirrit adasında savaş 15 dakika içinde biterse karşı ırk istilası 45 dakika olacak. Nirrit haritasında zafer koşullarında bazı savaş süreleri değiştirildi diye bir cümle var. Savaş başladıktan sonra 30 dakika içinde 10 puanlık savaş noktası bir ırk tarafından ele geçirilirse savaş sona eriyor. Savaş başladıktan 15 dakika sonra 10 puanlık savaş noktası bir ırk tarafından ele geçirilirse savaş sona eriyor. Savaş bitiminde 5 dakika kala çıkan mesaj artık sadece bir kez gösterilecek deniliyor ve konu hakkında yorumlarınızı da bekliyorum canlarım. O yüzden yorumlarda buluşalım. Fikirlerinizi merak ediyorum biliyorsunuz. Bu maddede de puzzle etkinliği gelmiş. Bunu da bahsedelim bu arada. Diğer maddeye bakacak olursak Klan UI değişiklikleri maddesine bakalım. Klan arayüzünde yetkilendirme butonu rütbe butonu olarak değiştirildi. Rütbe butonu aracılığıyla asistanları yetki devretmek mümkün olacak denilmekte. Bu maddede ise 4 haftalık etkinliklerin bittiği yer almakta. Bunların daha önceki Korekol videolarımda bunu ele aldığımız için nelerin bittiğini zaten tek tek okumayacağım ama ekranda bakabilirsiniz. Düzeltmeler ve özellikler başlığına bakalım. Estland'da Lesser Darkstone, Lesser Borrow, Harpy, Doom Soldier gibi yaratıklar var. Ve bu yaratıkların yeniden doğma sayısı ve konumları güncellenmiş. Bu yaratıklar bizim tarafa Estland'da festival görevi kapsamında geliyor. Maralan bölgesinde görevi alıyorsun. Bu belli başlı Lester'ları keserekten size ödül veriyor. Lester'ın Türkçe anlamı daha az demek. Yani daha kuvvetsiz yaratıklar anlamında olduğu için daha kolay kesiliyor. Fakat bizim burada dediğim gibi yok. Sadece bir etkinliklerle geliyor ama Kore tarafında bu yaratıklar her zaman var. O yüzden böyle bir madde var canlarım. Estland'daki bazı nesnelerde değişiklik yapıldı denilmekse haritada yer alan bitki, kaya gibi statik objeleri ifade ettiğini düşünüyorum ben bu maddede. Diğer maddeye bakacak olursak, Crest Riven Harpy canavarının agresifliği kapatılmıştır. Saldırı gelmeden saldırmayacaktır. Bu güzel bir özellik. Kitli olan eşyalar Magic Bag'de depolanabilir ve kostüm slotuna kitli kostümler takılabilir. Bu da güzel bir madde diyebilirim. Zaten ya eşya kitledim ben niye giyemiyorum ya da niye takamıyorum gibi durumunun artık çözüldüğünü görüyoruz. Parti üyelerinin HP bar renklerinin anormal şekilde görünmesine neden olan sorun düzeltildi. Yıllardır var olan bir hata düzeltildi diye düşünüyorum canlarım. Hani karakterimize bir Ice ya da Lightning işlediğinde hani rengimiz yeşil oluyor ya Ice'da, Lightning'de mor oluyor. Bazı durumlarda bu yeşil renk ya da mor renk hiç geçmiyor. Partiyi alver yapmamız gerekiyor. Bu sorun bu madde ile düzeltilmiş diye düşünüyorum canlarım ve bu ben bu maddenin de bizim tarafa geleceğini düşünüyorum. Bir Resurrection Scroll taşıyorken yani res kağıdı taşıyorken öldüğünüzde çıkan bir panel olur. Resurrection arayüzünde seçilen item'ı gösteren vurgulama.
artık kaybolmayacak şekilde düzenlendi denilmekte. Bu da güzel. Mage'lerin Freezing Distance yani 80 küp skill'i, bu skill'in yanlış yazılmış açıklaması düzeltildi. Hedefin mevcut HP'si ne kadar düşükse skill'in tutma olasılığı o kadar yüksek ifadesi, hedefin mevcut HP'si ne kadar yüksekse skill'in tutma olasılığı o kadar yüksek olarak güncellendi. Yani yıllar sonra bunu güncellemeleri gerçekten çok şaşırtıcı gibi gelse de her zaman size ne diyorum, sakın şaşırmayın. Çünkü Endgame artık bazı politikalarını değiştirdiğini düşünüyorum ben oyuncu olarak ve bu tarz şeyleri biraz daha önem verdiğini düşünüyorum. Ne kadar 15 yıldır, hani belki de 14 yıldır ya da 10 yıldır, neyse artık yılı, bu kadar süre bile olsa önemli olan bunun düzeltilmesi. Biraz geç oluyor ama oyuncu kafasında bu kesinlikle doğru bir şey değil ama yine de şükür diyelim yani. Daha da kötü olabilirdi. Sıradaki maddeye bakacak olursak, posta kutusunu açtığınızda artık hesap posta kutusu yerine karakter posta kutusu açılacak. Açılmamış posta kutuları artık yanıp sönen bir özel efektle gösterilecek şekilde değiştirildi diye de bir madde bulunmakta canlarım. Korakol güncelleme notları bu şekildeydi. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin ve ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Diyecek bir şeyiniz yoksa emoji yapmanız bile YouTube algoritmasında kanalımı öneri çıkaracaktır. Arkadaşlarınızla da videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum. Böylece bu güzel topluluğumuzu daha çok büyütebiliriz. Unutmayın, her insan kendine yakışını yapar çünkü kalite asla tesadüf değildir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız.